kızım, iyi misin? Evet efendim, yani ayağım burkulmuş sanırım. Hortum Hanım, biri daha var, buraya bakar mısınız? Canım, ne oldu sana? Sanırım ayağını burkmuş. Pekala, bana yardım çantalarından birini getirir misiniz? Hemen getiriyorum. Uçak mı düştü? Canım, sakın korkma, olur mu? Yaralıları el müdahaleyi yaptıktan sonra bunları araştıracağız. Sen kafana takma, şimdilik iyileşmene bak. İlk yardım çantası bulamadım ama bir sargı bezi bulabildim. Pekala, hiç sorun değil, bu da gayet işinizi görür. Gelirken sol kanadın orada bir yaralı görmüştüm, ona bakar mısınız? Tabii ki. Şimdi adın neydi bakalım senin? Lena efendim. Clark. Buyurun efendim. Onun adını da listeye yazın, Lena. Baş üstüne efendim. Ben de Hortum. Bana abla diyebilirsin, bundan büyük bir zevk duyarım. Aslında buradan bir ameliyata gidecektim ama şansa bak ki San Andreas'taki hastanım değil, sizin işlemlerinizi yapıyorum. Sen nereye gidiyordun bakalım? Arkadaşlarımla beraber film setine. Arkadaşlarım nerede? Sakin ol, ayağına zarar vereceksin. Hem arkadaşlarına zarar gelmiş olması çok düşük bir ihtimal tatlım. Nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama uçak çok yumuşak bir iniş yapmış. Sanki birisi bizi gökten alıp yere koydu. Neyse, işte ayağını tamamladım. Şimdi diğer yaralılara yardım etmem lazım. Sen bir yere geç ve dinlen ama uçağa fazla yaklaşma. Motorlardan biri hala sıcak ve çalışıyor. Sözünü dinleyecek miydin? Tabii ki hayır. Ya kızların başına bir şey gelmişse? Nerede bu kız? Fındık! Fındık! Lena? Lena? Lena, Lena, Lena! 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 Fındık! Seni her yerde aradım. Fındık, ağlama. Ağlama Fındık, neden ağlıyorsun? Ya kızım, uçak düştü, görmüyor musun? Uçak mı düştü? Ben hostes kek servisi yaparken üstüme düştü sandım. İlahi Lena. Hey söyle, gül işte, ağlama sen. Bakarız bir çaresini. Keşke bu söylediğime ben de inanabilsem. Kanka şimdi ne olacak? Uçak düştü, baksana. Bilmediğimiz bir yerdeyiz üstelik. Yakınmanın bir faydası yok. Bir çaresini bulacağız işte, güven bana. Ay çok da kötü ağlıyorum ya. Abby, gördün mü? Evet, kötü ağlıyorsun çünkü ağlamak sana yakışmıyor. Sana gülmek yakışıyor. Ve ayrıca Abby'yi görmedim. Yürüyebilecek halde misin? Hı hı. Hadi gel o zaman, Abby'yi ararız. Hem de yaralılara yardım ederiz. Sen iyi misin? Burkulmuş bir ayağım ve birkaç da sıyrığım var. Hiçbir şey olmaz. Hadi gel. Kankıcım yeter artık, ağlama. Anlıyorum, korkuyorsun ama korkunun hiçbir şeye faydası yok. Lena, ne oldu? Ay kanka, başımı herhalde çok fena çarptım. Bana bir ağrı kesici getirir misin? Tabii ki getiririm. Bekle beni burada. Ay, o neydi öyle ya? Ama toparlanmam lazım. Gerçekten benim hiçbir suçum yok. Önüme bir bulut çıktı. Normaldir, gökyüzündeyiz. Ben de bulutun içine girdim. Bulut bir anda karardı. Gerisi yok zaten bende. Gerçekten aynen öyle oldu. Sonra pilot bayılınca ben de pilot koltuğuna geçtim. Bulut sanki bizi alıp adaya bıraktı. Kaç kişiye ulaşıldı? Efendim, uçak net 20 kişilik ve 16 kişiye ulaşıldı. Genel kayıp 2. sınıftan. Uçağın önü gayet rahat bir şekilde iniş yapmış. Ancak uçağın arkası neredeyse uçmuş. Ve patlamış. Hayır, abartma, patlamamış. Neyse, hemen bir arama kurtarma çalışması yapalım. Of, oğlum sen bize yardım et.
Ya ama ne oluyor? Kanka. Allah seni. Of, ödümü kopardın. Su bulamadım ama al yine de sen. Teşekkür ederim. Ya dön işte cam kenarına, ben oturacaktım. Şimdi dönemeyeceğiz bile. Kızım sen orada mısın ya? Evi ortada yok. Hadi gel hortum ablaya soralım. O kim ya? İkinci sınıftaki bir müşteriymiş. Anladığım kadarıyla da doktormuş. Benim bileğimi o tamir etti. Tamir mi etti? Aman neyse ne işte, hadi gel. Abla. Sen bir listeden bahsetmiştin. Bulduğunuz kişilerin listesi mi o? Evet canım, da ben sana demedim bileğini yorma, birazcık dinlen diye. Hallederiz onu. Sen bize bir listeyi verir misin? Alın ama sakın kaybetmeyin, tamam mı? Hiç öyle bir şey yapar mıyız biz? Hemen bakıp vereceğiz zaten. Ya Fındık, evinin adı yok. Gerçekten yok. Nerede bu kız? Of, sakın kayboldu deme bana. Galiba öyle ama biz bulacağız onu. Yani evet bulacağız, evet evet bulacağız. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, birazcık uçağın etrafına bakalım. Ay baksana. Her şeye rağmen yaşamak için direnen bir dede. Ya bunlar galiba önemli bir şey konuşuyorlar. Dinleyelim mi? Dinlemek mi? Aa, ne kadar ayıp. O bana hiç sorulur mu? Tabii ki dinleyelim. O uçak düşeli 4 saat oldu. Issız bir adamı değil mi bilmeden hiçbir şey yapamayız. İlk önce burasının nasıl bir yer olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Haklısın amca. Sonuçta vahşi hayvanlar da olabilir. Adada bir keşfe çıkmalıyız. Hem belki kayıp olanları da buluruz. Kanka, adada keşfe çıkacaklarmış. Duyabiliyorum. Ama anlamıyorsun. Biz de bir şekilde onlarla gitmeliyiz. Saçmalama. Burası çok korkutucu. Ormanın içini düşünemiyorum. Ama Abby'yi bulabilmemiz için tek şanslarımızdan bir tanesi. Bana bunu yapma. Tamam tamam. İzin verirlerse gideriz. Biz izin verdirtirmesini biliriz. Lena. Of Lena, neden bu kadar her şeye atılgansın? Sosyal kız. Merhaba bizim arkadaşımız kayıp da acaba sizinle gelebilir miyiz? Senin dinlenmen gerekmiyor muydu? Aynı uçaktan çıktık efendim. Benim yorgun olduğum gibi siz de yorgun olmalısınız. Yardımınıza ihtiyacınız olabilir. Hem dediğimiz gibi arkadaşımızı bulacağız. Aslında sizin gibi akıllı kızlara ihtiyacımız olabilir. Dede, onlar çok küçük. Başlarına bir şey gelmesin. Yok yok, bu ikisinin başına hiçbir şeycik gelmez. Dede, bu arada az önce uçak düştü ya. Siz bu duruma rağmen nasıl bu kadar sakinsiniz? Sakin olmasak ne işimize yarayacak ki kızım? Yanımıza birkaç yiyecek alalım, gidelim o zaman hemen. Ay, bizi bekleyin. Yorgunluktan öldüm bittim ben. Hadi git kanka. Ben de bittim. Ya amca, kaç saattir dolaşıyoruz, kabul edin işte bu ada ıssız ıssız. Haksız olman gerekir. Ama haklısın işte. Bu kadar kocaman bir ada nasıl ıssız olabilir? Dede, bence de. Bu zamana kadar bir iz bulamadıysak hiç bulamayız demektir. Ümidin bittiği yerde hayat da tükenir. Kaybetmemeye özen gösterin. Bulması bazen çok zor olabiliyor. Bu dede benim idolüm oldu. Laflara baksana. Aynen kanka, arada çok pis laf yapıştırıyor. Dede baksana ne diyeceğim. Ay, bunun yine çenesi açıldı. He? Ay, uçak parçası. Aa, uçak parçası değil ki bu. Parıldadığı için öyle sanmışsın. Kolye bu, kolye. Kolye mi? Kolye mi? Ama eğer kolye varsa insan da var demektir. İnsan varsa bu adası değil demektir. Fındık dede, beni bekleyin. Ay, cebimde yok ki. Çok tatlıymış, takayım bari. Ay yok yok, ya da takmayayım kesin, şimdi bu sihirli falan da benim başıma dert açar. Ben normal götüreyim. Beni bekleyin. Fındık. Amca. Neredesiniz ya? Teşekkür ederim. Ben korkmaya başladım bayağı. Doğum günün kutlu olsun. İyi de o kolyeyi şimdi ben buldum ya. Ben de sana küçük bir hediye almıştım. Gel de göstereyim.
Tövbe tövbe. Kanka sen neredesin? Kanka olaylar çok bomba. Ben geçmişi gördüm.